Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men velah emma ba'd. İbn-i Kayyim rahmetullah'ın kardeşler Fevaid adında, yani faydalar adında çok önemli bir kitabı var. Bu kitabı okuyarken baktım ki gerçekten çok ele düşmez veya da nadir yegane olan faydalar var bu kitapta. Onlardan size 5'ini hatırlatacağım. Bu fayda dolu kitaptan kardeşler size 5 fayda hatırlatacağım. Bu unvandaki 5 faydasız şey. O 5 faydasız şeyi bilmeyin özü ele haddi zatında 5 faydadır. İbn-i Kayyim rahmetullah bunları tefsilatlı şekilde Fevaid kitabında getirir. Lakin sizlere başlık olarak ve kısa bir şerh ederek hatırlatacağım ki inşallah bizde bu kayda olarak kalsın. 5 faydasız şey veyahut da faydası olmayan 5 şey. Birincisi, emel olunmayan ilim faydasızdır. Emel olunmayan ilim nedir? Faydasızdır. Sen bilirsen ki zina etme haramdır. Şer'i hükmünü bilirsen zina etme haramdır. Ve nehi gelip şeriyette buna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "La yazni zani hina yazni ve huve mu'min." Mümin zina ederken mümin olabilmez. Müslüman mümin zina etmez. Allah Azze ve Celle buyuruyor: "La taqrabu zina. İnnehu kana fahişeten ve sa'a sabila." Zinaya yaklaşmayın. O fahişeliktir ve pis yol. Sen bir Müslüman kim bildin ki bu haramdı. Ona param vesileler de haramdı. Ama amel etmirsen. Bu elim sana fayda vereceğim kıyamet günü. Sen bilirsen selam yemeği olmaz. Gıybet elemeği olmaz. Nemmamlık etmek olmaz, böhtan atmak olmaz. Sen bilirsen ki yalan danışmak olmaz. Şer'i hükümleri bilirsen ama amel etmirsin. Bu elim sana fayda verecek mi? Vereceğim kardeşler, vermeyecek. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste böyle dua edir. Sahih hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua ettiği gelip: "Allahümme inni e'udhu bike min ilmin la yenfa'." Ey Allah'ım, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu neyi gösterir kardeşler? Eğer ilim emel getirmirse, emelsiz ilim faydasız şeydir. Sen istiyorsan Buhari'ni ezber danış, Müslim ezber danış, Kur'an'ı hatmele, emel yoktursa sende, sen faydasız bir adamsın. Birinci faydasız şey nedir? Emel olmayan ilim. Əməl gətirməyən elm faydasızdır. İkincisi, ixlas olmayan əməl. Əməl var, namaz qılırsan, oruç tutursan, zəkat verirsən, həccə gedirsən. Amma bunların heç birini kimin üçün eləmirsən? Allah üçün eləmirsən. Fayda var mı? Fayda var mı, qardaşlar? Qiyamət günü hətta gedib şəhid olsan belə, hətta onlarla kitablar yazdırmış olsan belə, məscidlər tikdirmiş olsam belə, yollar saldırmış olsam belə, bulaqlar qazdırmış olsam belə, bulaqlar çəkdirmiş olsam belə, minlərlə yetimlərə baxmış olsam belə, dullara baxmış olsam belə, bunlar Allah rızası üçün olmayandan sonra fayda var mı? Qiyamət günü faydası var mı bunun sahibinə? İkinci faydasız şey nə idi? İxlas olmayan əməl. Üçüncüsü, Allah sevgisi olmayan qəlb. Üçüncü faydasız şey nədir? Qəlb. Hansı qəlbdir o? Allah sevgisindən boş olan qəlb. Madəm ki, bir qəlbdə Allaha sevgi yoxdur, Allaha yönəlməyə sevgi yoxdur, Allaha qovuşmağa istək yoxdur, o qəlb nə qəlbdir, qardaşlar? Faydasız qəlbdir. Allah Azze ve Celle Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Yawma la yenfa'u malun ve la banun illa men atallaha bi qalbin salim." O gün nə mallarımız, nə övladlarınız
fayda vermeyecek. Fayda veren şey sağlam kalpleriniz olacak. Sağlam kalp nedir? Allah sevgisiyle dolu olan kalptir. Sağlam kalp nedir? Tövhid ile dolu olan kalptir. Sünne ile dolu olan kalptir. Xeyr ile dolu olan kalptir ve insana fayda veren bu olacak. Üçüncü nedir kardeşler? Allah, üçüncü faydası şey nedir? Allah sevgisinden boş olan kalp. Faydasızdır. Dördüncü faydasız şey, fayda vermeyen mal, mülk. Ne dünyanda fayda vermir, ne ahiretinde. Mülkün var, yemirsen, Müslümanlara da yedirtmirsen, saklayırsan ki sanki kıyamete kimi ölmeyeceksen. Ne dünyandan istifade etmiş olmursan halallardan, ne de ahiretin kazandırası bir işle meşgul olmursan. Ancak yığ hayır. O kentte var. Kent cemaati taya yığır. Ta. Otu yığırlar. Yığ, yığ. Pres, pres demek. Ancak preste, pulu preste yığ. Yastığa doldu. Ne faydası var onun? Madem ki sen onu bedenin Allah'a itaatte möhkem olsun diye halallardan yemirsen, içmirsen, ailen için harcılamırsan, dostların için harcılamırsan, ne bileyim, ahiretini kazandırası yerlere haşlamırsan, mescid diktirme vesaire vesaire gibi, ancak doldur ha doldur. Ancak preste, döşeye doldur, yastığa doldur. Bu mal ne maldı? Faydasız maldı. Beşinci kardeşler, faydasız şey, Allah'a itaatten uzak beden. Allah'a xidmətdən, itaatdən, ibadətdən uzaq olan bədən. Bu faydasız bədəndir. O bədən ki Allah'a xidmət eləmir, Allah'a ibadət eləmir, Allah'a itaat eləmir. Allah'ın əmrlərini yerinə yetirmir, o bədən nədir? Faydasız bədəndir. Bu faydalar çox önəmlidir, fikir verin. Beş faydasız şey xatırlatdım sizə, bunları unutmayın. Birincisi, əməl getirmeyen elim faydasızdır. İhlas olmayan emel faydasızdır. Allah sevgisi, Allah sevgisinden boş olan kalp faydasızdır. Dünyan ve ahiretin için fayda vermeyen, menfaatli olmayan mal, mülk faydasızdır. Allah'a ibadet, itaat, hizmet etmeyen beden faydasızdır. Allah bizə istifadını adın etsin. Amin. Bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizi əməl etməyi nəsib eləsin. Amin. Dünyamızda millət üçün, ümmət üçün, müsəlmanlar üçün, insanlıq üçün xeyirli insanlardan etsin. Amin. Və sallallahu səlləmə barikələ nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.